Abi. Ben babamı öldürdüm. Aşağıda bir yerdeyiz. Lastik izlerini görürsün sen. Tamam, geliyoruz hemen. (Gülüyor)
Buyur bey. Sultan, burada düzen falan kalmamış. Her şey bir yerde. Böyle olmaz. Şu doktora bir danışın da biz üst kata taşınalım. Yatak odasına. Ne dersin? Sorarız. Düzeni bozan bir olsa. Ben sana ne dedim? O kıza iyi davran demedim mi? Anlamıyor İdris. Söyledim. Bu evin bir dirliği düzeni var dedim. Geldi iki günde bozdu dağıttı. Doğru. Düzen kalmamış bu evde belli. Eskiden benim lafımın üstüne laf söyleyen olmazdı. Düzen bozulmuş. Yamaç. Tamam, yavaş ol, yavaş ol, yavaş. Aç. Aç seni. Ne oldu oğlum? Ha? Dur bakayım. Gözlerini göster yavrum. Göster. Bir de ötekine bakayım. Ha? Dikkatim mi dağıldı? Aç gözünü. Ha güzelim. Ha koçum. Bir sen. Sen şunu al bakayım. Yudum yudum alacaksın. Ağzına biraz tut, hemen yutma, tamam mı? Sonra içeceksin. Evet. Al oğlum. Al aslanım. Al güzelim. Ver bakayım şunu. Kolunu vereceğim. Gitmiş değil mi emmi? Gitmiş değil mi? Gitmiş. Tamam. Gitti. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Sen düşünme onu. Hadi bakalım. Düşünme hadi. Onu sen. Hadi bakalım. Dikkat. Yamaç. Bu telefon senin mi? Hadi bakayım yavaş. Hop hop. Tamam. Bitti paşam. Hadi. Yalnız bir bizim hastaneye gidelim. Ne olur ne olmaz. Onu burada bırakmayacağız. Hayır oğlum tamam. Tamam aslan. Kalmasın çocuk. Tamam. Allah seni bildiği gibi yapsın adam Emi. İnsan bir ses eder, ödümü kopardın. Hadi git evde kimse yok. Bekliyorum. Yamaç abi gelecek, onu bekliyorum. Da bekle, tamam mı? Ha? Tövbe ya Rabbim, kaşığıyla gezer bir de. Thank you.
Temiz. Evinde ölü bulunan Doğukan Mertkan'ın ölüm sebebi henüz anlaşılamadı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde farklı tür ve miktarda uyuşturucuya rastlandığı belirtiliyor. Doğukan Mertkan 25 yaşındaydı. Doğukan Mertkan henüz 16 yaşındayken çıkardığı ilk şarkısı Evinde Kal'la milyonların sevgisini kazanmıştı. 2016 yılında çıkardığı Ben Ben Değilim, internet ortamında en çok dinlenen Türk şarkısı olarak rekor kırdı. Doğukan Mertkan'ın yaptığı son açıklamalarda kendi prodüksiyon şirketini kuracağını belirtti. Üstü ve kan var değil mi? Tamam oğlum, düşünme artık bunları. Gel üstünü başını bir değiştirelim, bir hava al. Bakarız sonra. Hop! Neredesiniz lan? Abi, abi buradayız abi. Abi buradayız. Ah siktir ya. Ah siktir, ne yaptınız oğlum siz? Bu ne lan? Ya bilmiyorum abi. Düştü kaldı. Kurtar gözünü seveyim abi. Araba bul bana bir tane. Acile götüreceğiz bunu. Araba mı? Nereden bulayım abi şimdi? Ne bileyim amına koyayım nereden bulacağını, ne bileyim. Git gerekiyorsa çal. Acilin önüne bırakacağız hadi. Lan hadi. Amına koyayım bir işimiz de düzgün gitsin ya. Bir işimiz ya. Şu hayatta çok hata yaptım. İşin kötüsü... hala yapıyorum. Seni bırakmayacaktım. 10 yıl önce. Gerekirse döve döve eve sokacaktım seni. 18 yaşında bir çocuk yapayalnız bıraktık seni be oğlum. Ne alakası var abi? Ben zaten gidecektim. Ne oldu? Gittin ne oldu? Ne değişti? Bak geldin geri işte yine. Adam olmayınca başta. Aga gidince, aga bizi yalnız bırakınca. Abim meselesini değişti. Alsana o arabanın anahtarını. Her zaman ben kullanırım arabayı. Alsaydım arabanın anahtarını, o orospu çocuklarıyla abimin arasına girseydim, kahraman ölmeseydi, Selim ölseydi, herkes rahatlasaydı, dünya kurtulsaydı. Deme ya şöyle. Bu gece değişti. İçime de doğdu biliyor musun? Dedim bunun kafasında şimdi bin tane tilki dolanıyor. Boşuna bir hal gelmese bari. Ölüyordun oğlum lan. Ölüyordun lan. Her gün canını cebine koyup evden çıkıyorsun. Sen bunu hiçbir zaman yapmak istemedin ki. Korktum be oğlum. Allah çok korktum başına bir hal gelecek diye. Başka kimsem yok çünkü. Yok ki. Niye öyle diyorsun? Annem var, babam var. Karım var, çocuklarım var. Yok. Yok. İnan yok. Thank you.
Bana bak. Abi bana bak. İdris değilim ben. Kahraman da değilim. Yamancım ben. Abi buldum. Arabayı buldum abi. Enver. Kardeşim. Kardeşim. Abi. Kardeşim geçti. Abi geçti. Bırak abi. Geçti tamam. Enver. Geçti. Kardeşim. Geçti. Tamam geçti. Tamam kardeşim. Ne yaptın Aliço? Şimdi olmaz Aliço. Birader. Yavaş. Hı. Hadi abi. Sen gelmiyor musun? Yok benim işim var. Tamam dikkat et. Az uyan insanlarız. Bizi niye uyandırıyorsunuz acaba Selim Bey? Selamun aleyküm. Doğukan'ın parasını sen mi aldın? Ve aleyküm selam. 5 milyon lirası vardı çocuğun. Sabah yamaç vermişti. Diyelim ki biz aldık. İyi, helal hoş olsun. Aldın parayı şimdi siktir git tamam. Efendim canım? Bırakıyorum Artolu. Avukata söyle o. Beyefendi miydi ne boktu ona da söyle bırakıyorum ben işi. Selim. Bak benim sabrımın sınırını zorlama. Biz seninle ne konuştuk? 1 milyar bana. 1 milyar sana. İstemiyorum amına koyayım. Var mı? İstemiyorum. Var. İsteyeceksin. Bıraktırmıyorum. Bıraksana lan hadi. Bıraksana sana ne yapıyorum sonra ben. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor ya. Çok kötü bir özellik biliyor musun? Erken ölürsün. Bak
Bana bak. Benim kafamın tasını attırma. Zaten zor tutuyorum kendimi. Şu kuyunuza da sokarım. Koç obanızı da sikerim. Yakarım sizi! Medet, anahtarı ver. Abi. Abinin amına koyarım, anahtarı ver. İyi olmadı bu. Biliyoruz. Avukatla konuşulsam bir. Konuşacağız da ne diyeceğiz Medet abi? Avukata ne diyeceğiz? Selim mızıkçılık yapıyor diyeceksin abi. O kadar. Bırak gerisini onlar halletsin. Sana ne? Aferin lan Medet. Doğru barara. Onların adamları. Tasmasını da kendilerine tutsun. Ona da mı ben uğraşacağım? Aferin Medet, aferin. Ulan bir kere be. Bir kere de yemek olsun şu evde be. Asya da kendini uşak tut. Konuşma demeyeyim lan. Kocanım ben senin. Kocam falan değilsin sen benim. Beni sana mahkum ettiler. İdris benim kocam. Hatasını anlayacak. Geri dönecek. Beni de alacak, çocuğunu da alacak. Konuşma öyle Mirvan. Yerin kulağı var. Konuşma öyle Mirvan. Yalan mı? Ha? Yalan mı? Göreceksiniz hepiniz. O da görecek. O sultan kahvesi de görecek. Ne? Mirvan sus! Susacaksın. Susacaksın, anladın mı beni? Mirvan'da İdris babanın adını ağzına almayacaksın. Benim başımı belaya sokmayacaksın. Bak Mirvan öldürürüm seni. Bak Mirvan öldürürüm. Öldür! Öldür de bitsin bu çile. Hepimizi kurtar. Mirvan. Allah belanı versin senin be. Gel. Sultanım bize bir müsaade etsen. İyi misin sen? İyiyim. Gayet iyiyim. Hiçbir şey yok, merak etme. Gece yarısı böyle. Hata yaptım. Bir kişinin ölümüne sebep oldum. Hatta iki. Ben nasıl baş edeceğim bununla? Kavga mı ettin? Ağrım var. Ondan mı? Kaza yaptım. Ne kazası? Anlatayım mı o sonra? Anlat tabii. Hayırdır Çiğ'im? Gece gece usul usul. Abi af buyur. Hamamcı olmuşuz. Hamamcı oldun ha? Tüh rezil. Abi karısızlıktan. Kes. Çöpe at bari o rezil kıyafetlere. Abi oldu bir kere. Kapa kapıyı. Kapa! Thank you.
sen takkeni önüne koy. Bir düşün bakalım. Nerede hata yaptın? Neyi düzeltebilirdin mesela? Ha? Yani ben çocuğa dedim ki, git dedim babanın elini öp. Hı? Ama çocuk dengesiz de. Gördüm yani bunu. Yalnız bırakmamalıydım. Birini gönderebilirdim yanına, Metin'i mesela. Metin'i de öldürürdü. Kesin. Nereden bileceksin? Ben kalırdım. Onca isteni beklerken. Öyle mi? Olmaz öyle. Ne bileyim. Yani bir şey yapabilirdim gibi. Kimse ölmek zorunda değildi. Bak. Olmuşla ölmüşe çare yok. Tamam mı? Önüne geçemezsin eğer olacak bir şey varsa. Önce bunu bir kafana sok. Ama hatalısın. Hepimiz gibi. Hepimiz kadar. İnsansın nihayetinde. Topraktan gelen bir cansın. O kadar. Ben toprağın sinesinden gelen bir insan. Hem düşünür, hem severim. Budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç. İnsanlığımla insanım. Ne oldu? Hep siz mi bileceksiniz bu sanat sepet işlerini, ha? Yakıştıramadın mı? Biz de genç olduk oğlum zamanında. Biz de biliriz az biraz. Şiir. Neyse. Elinden geleni yapacaksın. Gerisi Allah'a emanet. Tamam mı? Ben sana başka bir şey soracağım. Bu Vartolu iti için talimat verdim, emir verdim, durdurttum. Korktun diye düşünmüştüm ama yanılmışım, öyle değilmiş. Emmi anlattı her şeyi. Niye yaptın? Sadece bekliyorum. Yamaç. Niye yaptın? Birisi Vartolu'ya haber uçuruyor. Bizden birisi. Hı? Nasıl ya? Öyle. Olmaz öyle şey. Baba tamam, sakin ol. Söylediğime pişman etme. Olmaz. Sen nereden bileceksin ya? Ha? Sen kime çamur attığının farkında mısın lan? Kimseye çamur attım falan yok. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Ne görebilirsin lan sen? Ha? Görüyormuş. Sen o mahalleye baktığında arabanı süren adamları görürsün en fazla. Ben o mahalleye baktığımda aile görürüm, aile. Evlatları görürüm, kardeşleri. Sen bütün bunları bırakıp kaçtın. Sen bizden kaçtın, gittin. Sonra gelmişsin. Aranızda hain var. Ne hakla? He? Kim verdi sana bu hakkı lan? Ben isteyerek gelmedim buraya. Gelmek zorunda kaldım. Geldiğimden beri de neresinden tutsam elimde kalıyor. Vartolu üç annemden ikisini biliyor. Sen olsan ne düşünürdün? He? Ne yapıyorsan ailemi korumak için yapıyorum. Bana bak. Baba tamam, tamam. Ve? Tamam, bir yerine bir şey olacak, tamam bak yine. Ne olacak lan, ha? Ne olabilir? Tamam, tamam. Ben yanlış biliyorum. Ben yanlış anladım. Sakin ol. Uyu, dinlen, sonra konuşuruz. Ben yanlış anladım, tamam. Çık. Baba. Çık.
Ne işin var lan senin burada? Manyak mısın nesin ya? Gel. Ne yaptın oğlum? Nasılsın? Nasıl olayım baba? Oturuyorum. Benlik bir şey yokmuş. Olsa da hallediyorlar zaten. Ben de öyle oturdum. Senin iyileşeceğin günü bekliyorum. Az kaldı. Az kaldı oğlum. Bana bir emrin var mı baba? Yok. Çorba koydu mu Saadet? Koydu sağ olsun. İyi, iç onu. Aslanım benim. Neredeydin? Ne oldu? Çiçekler güzel evet ama düşündüğün kadar değil. Neredeydin? Sence neredeydim? Bilmiyorum. O yüzden soruyorum zaten. Düşündüğün yerde değildim onu soruyorsan. Neyi düşünüyormuşum ben? Bir hatun, alem filan. Ya böyle düşüneyim? Böyle düşünmemi gerektirecek bir şey mi var? Gel buraya. Çekil istemiyorum. Ne oldu? Bir şey yok. Var bir şey çıkar üstüne. Hiçbir şey yok Sena, tamam. Var değil. Yamaç. Hiçbir yamaç şey var bir şey yok, çıkar sevgilim. Çıkar. Yamaç. Çıkar. Hayır, hayır, tamam. İyiyim ben, iyiyim. İyiyim, hiçbir şey yok. İyi falan değilsin. Ne oldu, nasıl oldu bu? Kavga gibi bir şey oldu. Ama iyiyim. Yani sadece morluk. Bir sıkıntı yok. Ne demek kavga gibi bir şey ya? Alem yaptığım hatun dövdü. Bak ya. Kalk yamaç, olmaz böyle. En azından bir röntgen falan bir şey çektirelim. Sevgilim, iyiyim. Hastaneden geliyorum zaten. Her şey yapıldı. Hiçbir şeyim yok. Sadece biraz ezilmiş morluk. Tamam, merak etme. Nasıl merak etmeyeyim ya? Sen bana bir sarıl. Bir sarıl bakayım bana sen. Gel bakayım buraya. Acıtır mıyım? Gel. Acımaz. Gel. İyi gelir. Yat. Gel dedim. Ayşe yat. Allah belanı versin. (Gülüyor)
Ne istiyorsun Aliço? Ne bekliyorsun oğlum burada? Gitsene evine. Aman bana ne ya? Ne yaparsan yap. Yamaç abi vur demedi. Deseydi vururdum. Ama demedi. Deseydi vururdum. Kimseyi haksız yere suçlamak değil niyetim. Gerçekten böyle biri varsa önce bana söyleyeceksin. Herkesten önce bana getireceksin. Tamam. Senan Emin'i kurşunladılar baba. Tamam Bartolu zeki ama o kadarını... Bana bunları anlatma. Bana anlatma bunları. Bu adamların bazıları çocukluklarından beri yanımdalar. Bana senden çok baba demişlerdir. O yüzden yapacaksan suçüstü yapacaksın. Karşıma kesin kanıtla geleceksin. Yoksa hiç gelme. Anladın mı? Bir de Mekke'ye söyle. Böyle kapı falan dinlemesin. Tamam. Sen de İsa'ya söyle, benden habersiz kimseye silah vermesin. Konuşma fazla. Günaydın. Günaydın. Ben hallederim Metin. Anahtarı versene. Sen ne zaman geldin buraya? Dün. Gece geldim. Selim abi şimdi olmaz dedi. Sonra dedi. Uyuyordun sen. Tamam gel. Gel yanıma gel. Depoya gelen oldu mu Aliço? Oldu. İsa. Eminsin değil mi Aliço? İsa. Kemerini tak Aliço. Günaydın abi. Günaydın koç. Cihangir abi haberi vereyim mi? Yok, işim kısa zaten. Bekle sen burada. Kapıyı kapat. Tamam abi. Gece paşanın deposunun oraya yerleş. Hiçbir şey yapma, sadece izle. İçlerinden biri gelebilir, aklınca oyunumuzu bozmaya. Senin bulduğun adamla depoya gelen kişi aynıysa tamamdır.
kolay gelsin. Sağ ol abi. Günaydın canımın içi. Günaydın. Çıkmışsın. Keşke uyandırsaydın. E kıyamadım. İyisin değil mi? Ağrınsızın falan. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Sen merak etme. Aliço'yu çorba içmeye götürüyorum. Sonra arasam olur mu? Olur. Ara ama, tamam mı? Öptüm. Ben de. Günaydın ablacığım. Günaydın canım. Karaca. Gelsene ya. Sana vermek istediğim bir şeyler var. Ne ki? Gel gel. Aa, ne oluyor ya? Çek sesini. Akşam bütün gece ağladı senin yüzünden. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan senin saçlarını ben kazırım. Anladın mı? Abla tamam bırak ne olur. Allah canımı alsın yapmayacağım. Gözüm üstünde. Şimdi git nereye gidiyorsan. Yolun açık olsun İsa'm. Selametle dedim. Akşama ne getireyim, ne istersin? Pirincimiz azalmış, pirinç alsan iyi olur. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Neden o? Neden be? Ameke. Günaydın. Günaydın. Yamaç abi bir depoya uğrasın dedi. Paşa'ya mı? Yok, öbürsüne. Hemen mi? Hemen. Birisini kaldırdık, İsa icabına baksın dedi. Tamam, geliyorum şimdi. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Çocuklara söyle, şuraya bir donasına bakalım. Kahvaltıya inecek misin? Dışarıda hallederim ben. Ne? Bir insanın hapishanesi olmak nasıl bir duygu biliyor musun? Ben biliyorum. Alışverişe falan git. Şu anda gelemem.
Tamam. Kaçta geleyim? Tamam. Karaca ne oldu kızım? Baba. Baba bana çok kötü davranıyorlar bu evde. Ne oldu? Sena abla sağ olsun az kaldı. Şişt, tamam sakın. Sakın. Bana bunları anlatma. Git annenle konuş. Kolum acıyor benim. Hastaneye gitmem lazım baba. Tamam söyle adamlara götürsünler. Nedret. İzin verirsen Akşin'i kuaföre götüreceğim. Bilemedim Senacığım. Göz pınarları kurudu ağlamaktan. Yeterince acı çekti. Okula böyle gidemez. Peki siz bilirsiniz. Okulda Koçovalıların kızıyla dalga geçtiklerinde de böyle sessiz kalırsınız. Gitsin. Komşular. Baklava var. Börek var, simit var, poğaça var. Allah'ın nimeti bunlar. Hadi buyurun gelin. Hep beraber olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Peki. Peki. Yamaç abi. Hop. Sen nasıl bir adamsın lan? Lisa! Lisa dur! İyi misin? Yani duanın kanunu budur komşular. Genç yaşlıya baş kaldırır, yeni eskinin yerini arar. Yamaç Bey'imiz geldi, başımıza geçti. Bir sus da adam konuşsun dayı. Saadettin Bey, sen konuş. Helal olsun be, hepinize helal olsun. Hepiniz böyle kalın. İki poçaya sattınız kendinizi be. Helal olsun, bravo be, vallahi bravo be. Ha çekil ya. Bravo. Lan hapsi. Tamam canım, o da onun kendi fikridir yani. Herkes fikrini söyleyecek. Paraya saplanmış insanlar kendini poğaçaya mı salacak ya? Allah Allah.
Sevgilim. Nereye? Akşam kuaföre götürüyorum. Ha, güzel. Siz niye geldiniz? Babamla bir şey konuşacağız. Hadi sen bekletme yengemleri. Kolay gelsin. Kolay savaşına gelsin. Evde kim var Saadet? Anne var, Ayşe var, Karaca var. Ben varım. Tamam, şimdi çıkıp kır herkesi söyle. Kimse odasından çıkmayacak. Tamam. Ne oldu? Bulmuşsun. Getir. Bu Yamaç Bey. Bugüne kadar gelip buraya sizin halinizi hatırınızı sordu. Sormadı. Ya her şeyi geçtim. İnsanın gönlünden kopar ya, değil mi? Bu mahallede sünnetlik çağına gelmiş onlarca çocuk var. Ya sevabına ya. İnsan sevabına onları bir sünnet ettirir. Böyle bir şey onun aklının köşesinden geçti mi? Yok, gelmemiş. Geçmedi. Aha bak buraya yazıyorum. Mahalledeki sünnet çağına gelmiş bütün çocukları sünnet ettireceğim kendi cebimden. Allah razı olsun. Ne kadar sünnet olamayan bana gelsin. Çok pardon, çok özür dilerim. Efendim. Tamam. Tamam, geliyoruz. Komşular. Kusura bakmayın. Bakan mı arıyor, müsteşar mı ne arıyormuş demiş. İlla tutturmuş, Varto ile görüşeceğim, Varto ile görüşeceğim. Görüşeceğiz, yapacak bir şey yok artık. Allah razı olsun. Dediğim gibi sıkıntısı olan sıkıntısını yaksın, bana gelsin. Tamam? Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Geç. Parasını almaya giderken abimleri polis çekti. Arabada ruhsatsız silah buldular. Üçünün de haberi yoktu. Bir iş uydurdum. Herkesi topladım. Parasını marasını her şeyi ulu orta konuştum. Herkes aportta olacak. Sıkıntı olmazsa ne âlâ. Olursa arayacağım. Kalabalıkta bir daha giriş yapacağız. Halledersek 5 milyon cepte. Halledemezsek... Hastane masraflarınız benden. Ali Çoy'u gözlemeye gönderdim. Depoya biri gelir mi diye. Kim geldi o gece Ali Çoy? İsa. Sabah gittim arabayı kontrol ettim. Bir torba toz koymuşlar bagaja. Baba, evde karımın yanındaydım. Bana mı inanacaksın bu deliye mi?
Bugün niye kaçtın İsa? Öldüreceğinizden korktum abi. Yalan yok. Vokyon'u durup dururken gidiyorum dedim. Bu ne İsa? Bu benim değil abi. Değil mi? Değil. Senden bir iyilik isteyeceğim Aliço. Meke sana çöpler getirecek. Ne arayacağım? Sen yani buraya hiç gitmedin değil mi? Gitmedim. Adamla konuşsak ne der peki? Baba, baba ne oluyor? Ben sana ihanet etmem. Ben senin yanında büyüdüm. Bartolu'yu indirin dedin, adam gönderdim. Göndermedin mi? Öyle olsa gözümü kırpar mıydın baba? İsa'ya mı emir vermiştin? Mahalleden birini bulun. Göze çarpmayacak birini. İyice yaklaşması lazım. Yaklaşmasa olmaz. Ensesinin kadını görecek kadar yaklaşacak. Temiz bir makine verin. Sıkabilecek birine ver. Al, kaldır tabancayı. Tetiği çek. O tetiği çekebildiğin gün ben buradan gideceğim. O zamana kadar benim işime karışmayacaksın. Al emanetini. Sen de kalsın. Bartolu'ya sıkılsın diye verdiğin tabanca. Bartolu'ya sıkılsın diye verdiğin tabanca mı? İsa cevap ver. O abi. Ben şimdi sana bunu sıksam ölürsün değil mi İsa? Yavaş! Hoş geldin Hüseyin Bey. Uzatmadan hemen konuya gireceğim. Hepimizin vakti değerli. Sanırım dün gece bir yanlış anlaşılma olmuş. Beyefendiye bahsettim. Durumu netleştirmemizi istedi. Anlaşmamızın aynı şekilde devam edip etmeyeceğini öğrenmek istiyor. Vallahi arkadaşa söyleyin avukat bey. Ben gözlerimi kapamakta, vazifemi yapmaktayım. Ama arkadaş... Sen hala konuşuyor musun ya? Beyler, lütfen. Selahattin Bey, söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Valla yoktur. İşim çoktur. Yolum uzundur. Ben müsaadenizi isterim. Siz arkadaşla konuşun. Buyurun. Çok iyi günler Selim Bey. Ben diyeceğimi dedim. Saadettin Bey iletmiştir herhalde size diye tam. Geçen gece Türkü Bar çıkışı galiba. İğnesi görenmiş.
Neden oğlum? Bugüne kadar ne istedim de vermedim lan? Bana, bana bak. Sokaktan aldım seni lan. Kız istedim. Nikahını yaptım, düğününü yaptım. Evini döşedim lan. Affet baba. Baba affet, şeytana uydum baba. Ne istedin de yapmadım İsa. Metin'le Kemal'i çağırın. Alsınlar şunu. Çöplüğe götürsünler. Yüzüne sıksınlar. Orada da bıraksınlar. Olmaz. Benim onunla konuşacaklarım var. Ne istiyorsan yap. Gözüm görmesin bir daha. Baba. Baba. Yeterli mi? Beyefendi bunu size özellikle göstermemi istedi. Ve kesinlikle aleyhinizde kullanmayacağını da belirtti. Sadece kimin sözünü dinlemediğinizi bilin. Elinin nerelere ulaştığını anlayın. Tehlikenin farkına varın. Selim Bey. Selim Bey. Birbirimizi anladık mı? Güzel. Beyefendinin bir ricası var. Şu daha önce bahsettiğiniz mesele, silah sevkiyatı. Zamanını öğrenmek istiyor. Neden? Orası sizi ilgilendirmez. Siz bugüne kadar olduğu gibi sadece size söyleneni yapın lütfen. Ha bir de Saadettin Bey'le bir daha atışmayın. İkinizin de yararına olmaz. Ne oldu? Akşını mı bekliyordun? Yok. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Bıraksa çıkacağım da bırakmıyor. Bizim şoförler konuşurken duydum. Amcam demiş kalsın diye. İyileşip iyileşmediğime de mi amcan karar veriyormuş artık? Yok canım. İyileşene kadar kalsın demiş işte. Aman. Bana ne be? Ben miyim onların avukatı? Ne istiyorsan yap. Ne zaman istiyorsan çık. Sen nasıl geldin buraya? Gelirim ben. Sen hiç tanımıyorsun beni. Babaannem saçını kopardı Akşın'ın. Senin yüzünden. Ama benimkini koparamaz. Ben işimi bilirim. Bak şimdi bunu da sayalım. Kız koşma, düşeceksin. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir de böyle düz yapalım, havalı havalı. Saçının katı da güzel, tamam mı? Bugün gene böyle olsun da. Aman aman, kalk sen bir kahve iç. Kimleri görüyorum? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Siz bilir miydiniz buraların yolunu? Ay, hoş geldiniz. Yeni geliniz mi? Evet. Ay merhaba yengecim, merhaba, hoş geldin. Biz tabii senin adını çok duyduk ama suretini görmek bugüne nasipmiş. Maşallah pek de güzelmiş. Cenaze çok kalabalıktı. Tabii kimse kimseyi göremedi o gün. Hoş bulduk. Sena ben. Fidan ben de canım. Çok memnun oldum. Ben de. Biz Akşın için geldik. Bakayım. Ay. Bu kuzudan yün kırpmaya kalkmış birileri değil mi?
Sen hiç merak etme tatlım. Ben şimdi sana öyle güzel bir saç yapacağım ki keşke daha önce buraya gelseymişiz diyeceksin. Gel bakalım, gel. Otur bakayım, gel. Nedret abla otur, sen de senin de saçının kırıklarını alsın kızlar. Yok, iyi böyle. Ya Allah aşkına Nedret abla, gelmişsin buralara kadar bir bakım yapalım en azından. Hadi çıkart montunu falan, hadi. Sen de kızım çıkart montunu. Hadi bakayım. Kızlar şuraya bir çay getirin bakayım hemen. Hadi. Bak şimdi. Kimse düzeltmiyor mu senin yatağı? Yok, gerek yok. Olmaz öyle. Annen gelmiyor mu? Geliyor, Karaca geliyor. Zavallım ya, seninle mi uğraşsın? Kardeşlerinle mi uğraşsın? Karaca. Hı. O geçen sizin evde olan var ya. Evet. O bir daha olmayacak. Git şimdi. Hiçbir şey bilmiyorsun Celos. Sen içeri. Konuşanı bulduk abi. Akşama pilav bıraktım. Fasulye de var. Sadece pilav yemesinler, olur mu? Aferin benim akıllı kızıma. Hadi geçin oturun oraya. Düğüne mi? Ne düğünü? İdris babanın yeni gelini yalnız. Siz tanıştınız mı? Kimse kim. Benimle dalga geçemez. Özür dilerim, yanlış anladınız, kızdırdıysam. E anlamamış işte kız. Anında mı yazıyor senin de bacım ya, Allah Allah. Ciddi misin sen ya? Gerçekten akşam düğüne gideceğim mi sandın? Ay Allah'ım. Ay safım be. Şekerim. Yıldız ben. Sena ben. Yıldız takma ismi mi? Aman olmuş 20 yıl. Takma ismi mi kalmış bunun? Vay orospu çocuğu.
Nerede şu an? Ben geberteceğim. Ben geberteceğim. Gönderdim. Öldürülmeyecek. Önce ben bir konuşacağım. Ne demek öldürülmeyecek lan? Ne demek öldürülmeyecek? Ben sıkacağım kafasına, ben! Önce bir sakin olmamız lazım abi. Sen mi sıkacaksın? Aslan parçası. Ha? Sen mi? Sıksaydın ya lan önceden. Baba, yapma baba. Sen karışma! Ha? Koç! Sıkacaksın öyle mi? Çık lan dışarı. Çık! Abi. Abi bir dur. Ya bir dur. Ya sen bilmiyor musun babamı? Ya biliyorum ben. Ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Siktir et oğlum, ben alışkınım ona. Sen İsa'nın yerini söyle bana. Oğlum söyle. Yoksa ben kendim zaten bulacağım bak. İsa ölmeyecek. İsa konuşacak. Ne konuşacak lan? Anlatmış zaten her şeyi. Bildiği bilmediği her şeyi anlatacak. O ne demek öyle? Oturmayan şeyler var abi. Bazı şeyleri İsa'nın bilmesine imkan yok. Ya sikeceğim senin afiyeliğini artık ha. Bulmuşsun işte. Kessene cezasını. Sık kafasına, geç gitsin. Sen sıkamıyorsan ben sıkarım oğlum. Abi hadi biraz sakinle. Bir hava alacaksın. Biraz sakinle ne olur. Çocuk var karşında çünkü senin değil mi? Abi öyle demek istemedim. Sen babam. Bu adam senin oğlun. Ne olursa olsun oğlun. Uyandığından beri yüzüne bakmadım. Gittikçe uzaklaşıyor. Senden, aileden. Bunu sen yapıyorsun, farkındasın değil mi? Hesap vermem ben. Ben hesap sorarım. Bugüne böyle geldim. Böyle de giderim. Sevkiyat gelecek. Silah. Biliyorum. Paşa ensemde. Para gelecek mi, geldi mi, ne zaman gelecek? İşte bu işlerle uğraşmaktan ona fırsatım olmadığı için. Sen çağır Paşa'yla emmiyi. Yanıma gelsinler. Hallederim ben. Alev görüyorum Yıldız böyle. Ateşli ateşli bir şeyler. Aşk olmasın? Ay yok be kızım. Bizden geçti onlar. Hem böyle şeyler duyunca gerçek alıyorum ben. Aman. Korkma. Fal eğlencelik bir şey. Falda çıkanlar gerçek olsaydı... ...kahramanla ben şimdi ikinci balayımızda olurduk. Bir şey itiraf edeceğim. Ben
İlk defa fal bakıyorum. Al işte ya, biz de saf saf dinliyoruz. Ya ne yapayım, tutuşturdun elime. Kız sen çok tatlıymışsın be. Her gün gelsene. Olur vallahi, çok sıkılıyorum zaten evde. Yani sağ olsunlar, yeneyim diye çok iş yaptırmıyorlar galiba. Şu taşları bir çıkarıver. Bir işe lazım. Hepsini mi? Hepsini. Peki. Aliço, bu sefer fark etmedin geldiğim. Fark ettim. Sana çorba getirdim, yanında yemek de var. Teşekkür etmek için. Oğlum. Oy, güzelliğe bak, güzelliğe. Aliço, bu neymiş ya böyle? Vay. Tanrımıza hamdolsun. Tanrımıza hamdolsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Askerliği nerede yaptın Aliço? Gürcistan, Ermenistan, Irak, İran, Suriye, Türkiye. Askerliği nerede yaptın demiştin Aliço? Gürcistan, Ermenistan, Irak, İran, Suriye, Türkiye. Birlik? 28. Mekanize Piyade Tugayı. Aknep. Aknep nedir? Atıcılık ve Keskin Nişancı Eğitim Birliği. Sen keskin nişancı mısın Aliço? Benim mi? Tabii senin. Gel sen buraya. Gel bir. Adın ne senin? Melek. Melek. Çok güzelmiş. Melek kadar güzelsin, biliyorsun değil mi? Ah, huyu da öyle olaydı. En yaramazları bu ablası. Yerinde bir dakika durmuyor. Babaları yok mu? Yok, kaçtı gitti. Kim bakıyor çocuklara peki sen yokken? Fatma. Hepsinin ablasıdır o. Yedirir, içirir, uyutur. Kaçta dönüyorsun peki eve? İşte anca sabaha karşı. 3-4 saat uyurum. Sonra çocuklara yemek falan. Sonra gene. Hiç kimse yok mu? 15 yaşında kaçıp da evlendim ben. 16'mda da bu işe başladım. O zamandan beri ne ana bilirim ne kardeş. Babalarını zaten söyledim, kaçtı gitti. Çocuklara bakıcı tutmaya kalksam yetiştiremem ki. İdare ediyoruz bakalım. Ben geleceğim. Bekleyin siz.
İsa nereden çıktı lan? Ha Selim. İsa nereden çıktı oğlum? Şşş. Selim efendi. Ben eşeğimi sağlam kazıya bağlarım. Lan gerizekalı herif yakalandı. Ötecek. Ötecek. Ne ötecek? Ne biliyor da ne ötecek? İşte ben de onu diyorum. Ne biliyor? İşte ben de onu diyorum. Niye ona bir şey söyleyeyim ya? Sadece oturdum dinledim. Ya sen beni nasıl bir duruma soktuğunu farkında mısın? Ya Selim, herifi yakalamışlar, indirmişler işte. Rahatına bak. Kimse senden şüphelenmeyecek. Yamacı tanıyorum ben. Bu işte bir bitiniği var diyecek. Bunu anlamadım diyecek. Aramaya başlayacak. Beni bulana kadar aramaya devam edecek. Şş, sakın ha, sakın. İsa'yı bulmam lazım benim. İsa'yı bulmam lazım. Ya çekil. Gidiyor musunuz? Evet, bitti işiniz. Şunları vereyim o zaman. Olmaz. Gel bir çayımızı iç, kendin ver. Gidin, bizim daha işimiz var. Hadi Fidan, görüşürüz, sağ ol. Görüşürüz Yıldız, yarın düz yapalım seçim. Tamam. Abi. Oha lan, yavaş Nedir. Abi, Efe'yi bulamıyoruz. Dur. Geçsene. Ya ne olur kusura bakma, anca hafta sonları toparlayabiliyorum. Bana bakın, yaramazlık yaparsanız alırım hepsini ona göre. Akşam ben gelsem, çocuklara baksam. Olur, sen bilirsin. Yarın da geleceğim ama. Ondan sonraki gün. Sena, bizim hayatımız bu. Bak benim 3 tane yavru kuşum var. Anneleri gece avlanır, sabahları ekmekleri önlerinde olsun diye. Bu gece tamam da sonra ne olacak? Kim görmüş en son? Abi bunun Tevfik diye bir arkadaşı var. Gece onunla konuşmuş bir. Ya inşaat bir şeyler dedi ama anlamadım. Kafası da iyiydi herhalde. Sen Tevfik midir nedir, şu oğlanı bul. Ben de Mekke'ye haber vereyim, geleyim. Tamam abi. Abi! Ne var lan? Abi Emir'i inşaatta buldular. Ha? Ölmüş abi. Hayırdır yavrum? Nereye gidiyorsun? Ekmek almaya abi. Ekmek almaya? Ekmek almaya. Elinde bavulla mı gidiyorsun ekmek almaya? 20'ye yakın ekmek alınacak abi. Nereye koyayım ben onları? Sen bu işlerle uğraşacak adam mısın Cihan? Ben gönderirim birini. Sen git dinlen bavulumla. Hadi. Eyvallah abi. Senin amına koydum. Ay ablası geldi. Bak bakalım ablası nasıl olmuş. Yalnız bak, şuraları biraz problemli. Gördün mü? Neresi? Ha, şurası. Hı. Ama burayı böyle düzleştirip üstüne atınca kapanıyor, tamam mı? Unutmayacaksın artık, her gün förmeyeceksin ablacığım orayı. Tamam. Ne diyorsun canım? Ha? Ya bence güzel oldu. Ha?
Abla çok teşekkür ederim. Aa, saçı ben yaptım, ablaya teşekkür ediyorsun. Ya. Dur kız, ağlatacaksın beni. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Ama bu çok fazla. Değil, değil. Değil, hiç değil. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Nedret abla, dur montunu tutayım ben seni. Aklım Yıldız'ın çocuklarına kaldı. Onlar için bir şey yapamaz mıyız? Sen bunları kafana takma Sena'cığım. Hem bugün yeterince yetim sevindirmedin mi? Baksana, Akşın'ımın yüzü yeniden gülüyor. Sayende. Güzel olmamış mı babaannesi? Bir şey sorabilir miyim? Bu insanların istekleri, ne bileyim, geleceğe dair bir umutları, hayalleri falan olabileceği hiç aklınıza geliyor mu? Ne demek oluyor şimdi bu? Ayşe mesela. Kendi evinde yaşamak istiyordur. Aa, yok öyle bir şey annem. Ben gayet memnunum hayatımdan. Kızlar mesela. Akşın'la Karaca. Belki üniversiteye gitmek istiyorlar. Hiç sordunuz mu? Onlar evlenecekler. Gelin gittikleri evde Koçovalı İdris'in torunları olacaklar. Nasıl oturup nasıl kalkacaklarını bilecekler. Daha fazlasına gerek yok. Peki evlenmek istemezlerse? Ben ölene kadar dizimin dibinde oturacaklar. Saadet gibi mi? Saadet gibi. Siz ölünce ne olacak peki? Sizinle birlikte gömülecekler mi? Sen ne demek istiyorsun gelin? Açık konuşsana. Benim bir adım var. Sena. Onu da bir anlaşalım. Şunu demek istiyorum Sultan Hanım. Bu insanlar sizin vücudunuzun organları değiller. Sizin parmaklarınız, elleriniz değiller. Hepsinin kendine ait bir hayatı var. Bunu daha ne kadar engelleyebilirsiniz ki? Duvara konuşuyorum ben ya. Abi ben şimdi bunu ne yapayım? Öldürsem adam yerine koyup ceza yazarlar bir de. Şşş, konuşsana lan. Abi dur. Hemen şey yapma. Tevfik. Tevfik, kendine gel aslanım. Tevfik. Hadi yavrum. Ulan sen nasıl bir adamsın lan? Allah senin belanı versin lan. Daha gibi adam gitti. Kahraman abinin yerine sen ölseydin ya köpek. Koçovalılar beni büyüttü. Ben adam satamam dedin ya. Ben olsam seni çoktan öldürmüştüm. Kafana sıkmıştım. Sen Yamaç abiye dua et. Köpekler bir de senden daha sadık lan. Ulan ben senin yedi cettini... Bekir! Ne dedim ben sana? Dokunmak yok demedim mi? Dayanamadım abi.
söyleseydi, Kahraman abiye söyleseydi. Söyleseydi, abi satacaklar deseydi. Bilmiyor muyum lan ben bunları? Bilmiyor muyum? Ben bunları bilmiyor muyum? Çık. Çık kahvede bekle beni. Gel! Çocuk haklı abi. Ne bok yedim ben. Ben ne bok yedim abi. Şeytana uydum. Öldür beni abi. Öldür, ben dayanamıyorum kendime. Ölmeyeceksin İsa. Konuşacaksın. Anlatacaksın. Teker teker anlatacaksın. Bize mi geldin? Ha, yok koçum. Deden çağırdı, ona geldik. Bizi Luna Park'a götürecektin ya. Ha. Bugün olmaz be koçum. Acar. Buraya gel oğlum. Bizi Luna Park'a götürecekti hani. İşi varmış adamın oğlum. Gel buraya. Bunların da hep işi oluyor. Acar. Gel lan buraya. Ne oldu? Emmi bizi Luna Park'a götürecekti. Acar, ben sana ne dedim oğlum? Dur. Sonra? Söz verdi, götürmüyor. Bak, söz vermişsin, götürmemişsin. Cevap ver. Söz, tamam. Götüreceğim. Ne zaman onu söyle. Bir işimiz var, onu halledelim. Ondan sonra götüreceğim koçum, söz, tamam. Hadi sen bize izin ver, dedeyle bizim konuşacak şeylerimiz var. Ne zaman sevkiyat? 2 güne burada. Nereye inecek? Selezli'de bir vagon parkı bulduk. Üstünden karga uçmaz. O derece yani. İyi. Para lazımmış. Ya, yamaca dedim ama ses çıkmadı. Geçen seferkinde ödeyemedik İdris. Adamlar 2 ödeme birden bekliyor. Kim biliyor bunu? İşte biz, Selim, Yamaç. O kadar. Tamam, öyle kalsın bu iş. Para işini ben halledeceğim. Hı. Yalnız sen Iraklılara bir sor bakalım. Taş verse kabul ederler mi? Ederler. Taş, metal, kağıt hepsini ederler. Bir tek petrolle ödeme almıyorlar. Emmi. Şu işi hallettikten sonra çocuğu Luna Park'a götürsenize. Luna Park mı kaldı İdris, bilmiyor musun? Kapattık hepsini. Açtırın oğlum. Bir seferlikten bir şey olmaz. Babası öldü onun. Hamdi'yi sen mi söyledin Bartolo'ya? Ben söyledim abi. Selim abinin dişi çok olduğu zaman bana söylerdi Hamdi'yi, ben ayarlardım. Hastane. Babamın korumaları yoktu başında. Kimse lafın nereden çıktığını bilmiyor. Baba dediğin adam İsa. Benden çok baba dediğin adam. Hasan abi, bir çay versene. Bir tane de bana ver abi. Otur bakayım. Peder nerede? Bilmiyorum, ben geldiğimde yoktu abi. Aklın alıyor mu oğlum? Almıyor abi, hiç almıyor, hiç.
Kendine geldin mi la? Efe'yi tanıyor musun? O da aldı mı? Kimden aldınız la bu boku? Oğlum konuş lan. Ya yavaş lan. Tevfik. Aslanım. Bak. Göt altına gitmek üzeresin. Hadi canım. Hadi konuş. Niyeti bir abi vardı. Tavşanları niye çektiriyoruz ondan aldık. Kim var la bizim mahallede niyetçi? Şimdi siktim ananı Bartolo. Lan Ahmet dur oğlum. Ahmet yavaş. Lan. Lan bir dur. Lan Ahmet. Ne oğlum bekle lan. Takılın lan şunun peşine. Bartolo'nun oraya gitti. Biriniz de mekeyi bulun. Yamaç ne diyor peki? Eninde sonunda cezasını kesecektir de. Bilmiyorum abi. Yani Yamaç abinin kafasındakini ancak şeytan bilir. Benim de kardeşim kardeşim ama anlamıyorum. Tutturmuş bir laf. Kafamda oturmayan şeyler var diye. Abi bulmuşsun işte, kes cezasını değil mi? Çukurdan dışarı çıkarmasaydı bari. Yok abi, kahraman abinin depoda. Oğlum niye yalnız bırakıyorsunuz adamı? Deve gibi herif İsa. Yamaç abi gönderdi. Ne oldu? Ya abi ya. Dayanamadım, ne aldım, ne yapayım? Kanıma giriyor. Kahraman abi geliyor gözümün önüne, deliriyorum. Bekle. Yamaç abi nerede? Ne oldu oğlum? Koş koş. Abi kusura bakma, geleceğim. Git sen git. Sena'nın evini nasıl buldun? Selim abiyle sizi takip ettim abi. İnşaatta seni izlerken gördüm. Paşa. Bartol'un evine saldırdı. İçeride kimse yoktu. Bir de herif dalga geçer gibi kağıt bıraktı İsa. Ava giden avlanır diye. Hatırladın mı? Ha. Onu da ben yaptım abi. Ben söyledim. Neyi yaptın? Şeyi işte, bu Bartol'un evine geleceklerini. O ev neredeyse? Her şeyi kabullenmek zorunda değilsin. Bu önemli. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Abi! Abi! Keseyim mi topunuzu çocuklar? Manyak mısınız lan? Ne istiyorsunuz? Senin bir adamın var. Tavşancı. Kardeşimi kaybetti, hesap verecek. Bekle orada sakin sakin. Bekle.
Anlat bakalım sakin sakin. Ne oluyor? Bunun bir adamı var. Ne tabanca? Uyuşturucu satıyor. Bir kardeşimiz öldü, benimki de kayıp. Tamam, duydum. Emin misin? Eminim. Tevfik söyledi. Bunun adamı. Tavşancı. Aha işte orada. Nerede lan kardeşim? Nerede lan kardeşim? Nerede kardeşim? Nerede lan? Ne konuştuk biz seninle Bartolo? Sevgili komşularım, mahallelim, ben buraya gelirken bir söz verdim. Dedim ki, Çukur'da uyuşturucu satmayacağım. Benim sözümden dışarıya çıkan adam... Ver onu bana. Ver onu bana. Söyle bakalım. Uyuşturucu sattın mı? Satmadım abi. Satmadım. Cihan. Sen çok yalan söylüyorsun. Kötü bir huş. Daha kötü olur. Sattın mı? Sattım abi. Sattım. Peki... Bu arkadaşımızın kardeşine sattın mı? Sattım abi. Sattım. Benim sözümden dışarıya çıkan... ...yediği kaba pisleyen adam... ...benim adamım değildir. Mahallelim. Buyurun. Bu adamın cezasını siz verin. Çık bakalım şimdi tavşana, tavşancı. Tamam, tamam, tamam. Barış, çekil. Tamam, tamam, barış, çekil. Metin, Kemal, götürün kahveyi şunu. Sen benimle kalıyor. Şişt. Hadi dağıl. Yürü. Sonra padişah dönmüş adamlarına demiş ki... ...hanginiz bunu benden sakladınız? Kötü vezir. Padişahım, ben sakladım demiş. Padişah çok hiddetlenmiş. Sen demiş, bilmiyor musun? Benim çocuklarımın arasında ayrım yok. Hepsi benim çocuğum diye. Hemen demiş, gidin bulun benim çocuğumu bana getirin demiş. Oh, bulacak değil mi oğlunu? Derken annesinin yanında bulmuşlar. Hemen alıp saraya götürmüşler. Yaşasın. Padişah çocuğun annesini saraya sultan yapmış. Çocuğu da kendine veliaht. Veliaht ne demek anne? Yani padişah ölünce onun yerine geçecek. Öyle demek. Bu hikaye senin prensin. Bir gün baban gelecek. Seni bulacak. Yanına alacak. Getirin benim oğlumu diyecek. Seni veliaht yapacak. Abiler bir müsaade edin. Nerede lan kardeşim? Ahmet. Ha? Ahmet. Nerede lan kardeşim? Ahmet. 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 Arkaya yürü. Bana bak. Ahmet. Oh. Ahmet bana bak, beni dinle. Bana bak. Kardeşine ne olduğunu öğreneceğiz. Ama böyle değil. Hadi. Dışarı çıksak. Ahmet. Çık abicim. Hadi. Peki, sen de çık yanına. Al elinden tabancayı. Abi. Abi beni öldürmeyin. Abi ne olur beni öldürmeyin ya. Çocuk nerede? Abi beni öldürmeyin çünkü ben hiçbir şey yapmadım ya.
Sana söz veriyorum. Benim ekipten kimse dokunmayacak sana. Çocuğun nerede olduğunu söyle bana. Bildiğim her şeyi anlattım abi. Anlatacak bir şeyim kalmadı. Ne anlattın? Hamdi, babaya giden suikastçı, yengenin evi, her şeyi. Ama şeyi bilmiyorum abi. Bu Bartolu'yu evde bulamamışlar. Ondan haberim yok benim. Yavaş abi, yapmadıysan yapmadım be dedi. Onu ben yapmadım abi. Gelsin söyleyeceğim. Başka biri daha var abi, belli. Sadece ben değilim. Vay be. Vay be İsa. Birlikte neler neler yaşadık. Kimlere kimlere ne cezalar kestik. Ama senin yaptıkların yanında bunlar cikletmiş be. Ne ceza vereceğiz şimdi sana? Hı? Ben olsam bu vicdan azabıyla yaşayamazdım. Karıma iyi bakın abi. Kimseye söylemedik daha ama. Karım hamile. Merak etme, karına çocuğuna bir şey olmayacak. Çok iyi bakılacak onlara. Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan der bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Eğer seninki hayatsa, inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme, bu da sorun değil. Çukurdayız baba, eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandı, inanır bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Gelsin söyleyeceğim. Başka biri daha var abi, belli. Sadece ben değilim. Ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan der bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Yoğun bakımdaki çocuk için geldiniz değil mi? Yaşıyor. İlk müdahaleyi yaptı. Yoğun bakıma gönderdi. Ama kalbinde bir sıkıntı var. İzliyorlar. Ama yaşıyor. En azından şimdilik. Sağ olun doktorum. Hmm.
Ne durumda abi? Belli değil. Sen İsa'nın yanına depoya git. Beni orada bekle. Tamam abi. Meke. Sadece bekle. Neden ben? Neden? Panikledim abi. Panikledim. Bir tanesi aşırı dozdan gitmişti zaten. Diğeri de konuşur diye korktum. Bilemedim. Affet. Affet. Ama var ya... Hep bu Saadettin'in bok yemesi abi, biliyor musun? Yemin ederim bizi de o bozdu. Bu Doğukan meselesini falan da o ayarladı abi. Ne dedin lan sen? Konuşacağım. Konuşacağım. Ama sen de benim canıma bağışlayacaksın. Sana söyledim. Benim ekipten kimse dokunmayacak sana. Konuş. Abi, olaylar bildiğin gibi değil. Bu herifin oyunları bitmez. Doğukan'ın babasını biz öldürdük. Oğlan çekiyor zaten, biliyorsun. Sonra ben bunun torbacısını buldurdum. Karışık mal verdirdim. Sonra biz bunu takip ettik. Eve girmeden önce ben sotede bir yerde saklandım. Bu çekince bayıldı zaten. Ben paraları alıp çıkacaktım abi. Vartolu'nun emri de oydu zaten. Babası gelmeyeydi, iyiydi ya. Babası gelince ben de vurdum. Doğukan'ı nereden biliyordunuz lan peki? Onu Vartolu'ya soracaksın abi. Ama biliyordu yani. Nokta atışı, şak yani. Böyle bir tesadüf olamaz. Herif telefondan fotoğrafını gösterdi ya. Beyefendi, bir saniye. Tamam. İyice düşündünüz mü? Selim Bey. Düşündüm. Nazım Bey. Önce şunu söyleyeyim. Beyefendiye benden selam söyle. O fotoğrafları isterse aleme dağıtsın, isterse götüne soksun. Umurumda değil. Bir daha beni tehdit etmeye kalkarsa çukuru da götüne sokabilir. Anladın mı? İkinci meseleye gelince, Serezli'de eskimiş vagonları bıraktıkları demir yolu parkı var. 2 gün sonra teslimat orada. Beyefendiye ileteceğim. İlk söylediğinizi yumuşatacağım elbette. Sizi tekrar aramızda görmek mutluluk verici Selim Bey. Yumuşamasaydı iyiydi. Selam verdik abi, vermeyelim mi? Vermeyin amına. Niye? Aha sözünü tuttu. Şak diye teslim etti adamını. Kıkı çıkmadı. Helal olsun. Oğlum,
Sizi bana Sahil'e mi verdi? Sinirle! İştahım kaçtı. Bu gece yemek yemeyeceğim. Acar, gel paşam sen. Ben sana mutfakta bir şeyler hazırlayayım. Serbestsin. İn arabana. Abi şaka yapıyorsun değil mi? Ben sana ne dedim? Benim ekipten kimse dokunmayacak dedim. Dokunduk mu? Hayır. Şimdi sen bu arabadan ineceksin. Şurada bir taksi durağı var. Oraya kadar yürüyeceksin. İşte senin Sırat Köprü. Geçersen cennettesin. Geçemezsen... Abi. İn aşağı. İn aşağı dedi. Thank you.
Abim, çocuklara söyle, dışarıyı yıkasınlar. Tamam. Ben çıkıyorum. Abi kaç kişi istersin? 5 kişi. Kendim gideceğim. Abi. Medet. Bu çukurdakiler iki şeyi çok seviyor. Biri para, diğeri kan. Kan paylarını verdik. Rahat rahat otururlar artık bu evlerinde. Geldiğimde böyleydi abi, vallahi billahi. Kur'an'a el basayım ki böyleydi. Aramadın mı oğlum üstünü? Aradım abi, aradım ama hiçbir şey yoktu. Vallahi billahi Allah çarpsın ki yoktu abi. Kimseye göstermeyeceksin, tamam mı? Ha? Kimseye göstermeyeceksin. Bir gün baban gelecek, sana bunu soracak, o zaman göstereceksin. O seni buradan tanıyacak, tamam mı? Anladın mı? Mirva! Mirva! Hadi yap. Neredesin lan sen Mirva? Korkma, tamam mı? Olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Ne var? Ne var? Yine mi gittin lan o eve? Ha? Kaç defa söyledim lan gitmeyeceksin diye? Yine mi gittin? Gittim. Yine gideceğim. Bu sefer çocuğumu alıp gideceğim. Ah diyeceğim senin oğlun. Sensin benim kocam diyeceğim. Mirva, benim lan senin kocan. Benim. Değilsin. Değilsin. Sen benim kocam değilsin. Benim lan senin kocan. Mirva. Ne dedinse yaptım be. Ne dedinse yaptım. Niye sen? Niye sevmedin lan beni sen? Ha? Niye sevmedin lan? Adres de bu. Durumu anlat. Parayı ver, çocuğu teslim et ve dön. Tamam. Thank you.
Değil mi bende? Ne oynuyoruz? Doktorculuk oynayalım mı? Oynayalım. Salçalı ekmek yaptı annem, yer misin? Yerim. Doktor kim olacak? Ben olacağım bu sefer. Kız, sağ diş, sağ diş. Beğendin mi? Ben büyüyünce evleneceğim seninle, tamam mı? Tamam. Ateşe attın herkesi. Aç kaldılar. Kuzu gibi gittiler arkasında. Ya ne olacaktı? İnsan onlar Saadet. Sürü değiller ki. Sena, bak. Onlar senin gibi değiller. Sen şimdi şu dakika bu evden çıksan bir iş bulursun. Öyle ya da böyle paranı kazanırsın. Ayşe ile Nedret 16-17 yaşında gelin geldiler bu eve. Analarının koynundan çıkıp kocalarının koynuna girdiler. Bir de Sultan Ana'nın tornasına. Kavga etme anneyle. Kazanamaz. Bana birkaç tane kap versene. Ne yapacaksın? Yemekleri götüreceğim. Olmaz bu saatte. Olur olur. Geldim. Yarını bilmiyorum. Sonraki günde. Ama bu gece onları yalnız bırakmayacağım. Gel. Karın gece gece çıkmış gitmiş. Nereye gittiğini de kimseye söylememiş. Ne? Nasıl ya? Neredesin bir tanem sen? Çukurdayım, merak etme. Konum atacağım biraz sonra. Sen de gelsene. Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşımın çocuklarına bakmaya geldim. Bu böyle olmaz. Bizim adımız... Koçovalı. Tamam, biliyorum. Anne. Ne olursun. Ne olursun anne, bu gece değil. Babam yalnız mı? Emine Paşa var yanında. İsa ile konuştun mu? İsa öldü abi. Boğazını kesmiş. Saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülüyor bir. Sevdiğim
Ayrılıktan zor belleme ölüm. Görmeyince sezinmiyor mihriban sevdiğim mihriban. Bir daha o türküyü söyleyen olursa onu çeker vururum. Şeyler var. Bazı şeyleri sadece sen, ben, Paşa ve Emin biliyordu. İsa'nın bilmesine imkan olmayan şeyler vardı yani. Anladın mı şimdi ne demek istediğimi? Misafir. Vay efendim, vay komşularım, vay vay vay. Hoş geldin kral. Ha? Erkek mi olacaksınız siz, sünnet mi olacaksınız ha? Hay benim paşam ya. Hadi yürüyün. Yok yok, estağfurullah. Biz komşuyuz ya, estağfurullah. Lütfen buyurun, buyurun. Hoş geldin. Estağfurullah, estağfurullah. Allah! Hoş geldin, hoş geldin. İsa'yı yakaladığını kim biliyor? Biz. Mekaliço. Öldüğünü? Sen, ben, Meke. Bırak öyle kalsın şimdilik. Ne var kafanda? İki gün sonra Irak'tan teslimat yapılacak. Silah. İnsanın öyle şeylerden haberi olmaz. Eğer teslimatta bir hal olursa... Bil ki ya emmi, ya paşa. Ya da belki ikisi birden. Of. Sana yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Haklıydın.
varsın sen. Ben yalnız değilim. Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır. Kancık bir pusudan sevdik de katlandık. İnan der bokuna, hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Eğer seninki hayatsa, inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme bu da sorun değil. Çukurdayız baba eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye serinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandı, inan her bokuna. Hepimiz öleceğiz de gülümden bir çukura. Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır. Kancık bir pusudan, sevdik de katlandık. İnan her bokuna, hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır. Kancık bir pusudan, sevdik de katlandık. İnan her bokuna, hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Eğer seninki hayatsa, İnan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme bu da sorun değil. Çukurdayız baba eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılamam. Şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır. Kancık bir pusudan. Sevdik de katlandı. İnan her bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura.